İşte tam bu sıralarda devletin içinde bir başka gizli örgütün adı duyuldu. Uzun yıllardır varlığı bilinen ancak herkesin elle tutamadığı, gözle göremediği bir örgüt. Onun da hedefi ülkücülerde aynıydı. Solu ne pahasına olursa olsun durdurmak. Bu örgütün adı da kontrgerillaydı. Kontrgerillayı kamuoyunun gündemine ilk defa Ecevit soktu. Örgüt maddi sıkıntıdaydı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Sancar para bulabileceği tek adresin Başbakan Ecevit'in kapısını çaldı. Niçin istiyorsunuz bu parayı dedim. Özel Harp Dairesi için dendi. Ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar bunun masrafını karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında dediler. Peki ne yapar bu kuruluş dedim. Efendim dediler bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yeraltı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir dediler. Ve bir takım gizli silah depoları bulunur bu örgütün dediler. İşte kontrgerillanın varlığı hükümetin en tepesindekiler tarafından bile ancak böyle bir kaza eseri öğrenilebilmişti. Kontrgerilla o tarihten itibaren yıllar boyunca günlük yaşamımızdan çıkmadı. Aslında bu örgüt NATO tarafından olası bir Sovyet işgaline karşı kurulmuştu. İşgal durumunda örgüt gizlendiği yerden çıkacak, toprağa gömdüğü silahlarını alacak ve direnecekti. Örgütün her ülkedeki adı da farklıydı. Fransa'da Rüzgar Gülü, İtalya'da Gladio, Yunanistan'da Kuzu Postu. Aslında Kontrgerilla adlı bir örgüt yoktu. Bu kullanılan yöntemin adıydı. Söylentilere göre yönetenler de Genelkurmay'a bağlı olan Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantılarıydı. Amaçları halkı direnişe çekmek, gerekirse örgütlemekti. Yasal statüleri yoktu. İsimleri bilinmiyor, yakalanamıyor, yargılanamıyorlardı. Sivil uzantılar denince akla hemen ülke ocakları geliyordu. Kimileri bunu açıkça söylüyor, kimi ima ediyordu. Sarıkamış'ta bize oradaki komutan yemek veriyordu. Tabii yan yana oturuyorduk. Sohbet sırasında onun da bir ara bu Özel Harp Dairesi'nde çalıştığını anladım. Ben de o sırada nereden imkan bulursam bilgi toplayayım gayreti içindeydim. O generalin, sayın generalin bir süre o örgütte, o Özel Harp Dairesi'nde çalıştığını öğrenince bu konuyu açtım. O kaygınıza hiç yer yok. Bunlar çok dürüst insanlardır. Böyle karanlık işlere bulaşmazlar dedi. Peki ama sayın general dedim. Şu sırada Sarıkamış'taki MHP ilçe başkanı da o ömür boyu görevlilerden biri olamaz mı dedim. Evet öyledir ama çok iyi bir kimsedir dedi. Bu da tabii benim kaygılarımı büsbütün arttırmış oldu.